Manyerizmi barok sanat izler. 16. yüzyılın sonlarına doğru İtalya'da başlayan bu akım 18. yüzyılın başında tüm İtalya'ya ve birçok Avrupa ülkesine yayılır. Rusya'da, Çin'de, Latin ülkelerinde ve Osmanlı'da da barok sanat gösterir etkilerini. Rönesans'ta ölçüler uyumludur. Bu nedenle görünüm dengelidir. Bu denge barokta bozulur. Anlatım abartılıdır. Gösteriş ve hareket barokun bir özelliği. Bu akımda heyecan vardır. Rönesans'ın durağanlığına tepkidir bir bakıma. Gösterişli mimari yapılar, duygu yüklü heykel ve resimler o akımdan bize kalanlar. ...17. yüzyılda Avrupa. Bu dönemde çok sayıda ressam yetişir. Pek çoğu rahat ortamlarda yaşayan saray ressamlarıdır. Üretkendirler. Sanatçılar İtalyan Rönesansı'ndan da etkilenir. Ülkelere göre farklılıklar görülür barok sanatında. Sıkça işlenen konular bu akımda da var. Azizlerin yaşamı ve mitolojik konular onlardan bazıları. Ayrıca kahramanlık öyküleri, ailelerin tarihi ele alınan konular arasında. Rönesans resminde insan ön plandadır. Oysa barokta manzara öne çıkar. Ölü doğa yani natürmort ve ev içi anlatımlar da dönemin konularından olur. Tek ya da grup portreleri de bu dönemde fazlaca görülür. Işığa gelince... Işık resim yüzeyine aynı ölçüde yayılmaz. Kuvvetli gelen ışık yüzeyde gölgeler oluşturacak şekilde yansır. Bu da duyguyu ve hareketi güçlendirir. Renk olarak kırmızı ve kahverengiyi kullanır dönemin sanatçıları. Tavan ve kubbelere yaptıkları gökyüzüyle de sonsuzluğu algılatırlar izleyenlere. Oysa o sonsuzlukta sürekli yolculuk edenler yine kendileridir. Yani gerçek sanatçılar.